Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu felsefe dersi örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soru. Felsefe ne demektir? Kısaca açıklayınız. Felsefe kişinin kendisini ve çevresini anlama, açıklama, yorumlama çabasıdır. İnsan merak eden bir varlık olarak insanı, evreni, değerleri sorgular. Birçok soru sorar ve sorularına cevap arar. Bu arayış hiç bitmez. Bazen sorulara cevap bulunamasa bile bilginin peşinde olmak önemlidir. Çünkü felsefe bilgi sevgisi, bilgelik sevgisi demektir. Birinci sorumuz bir açıklama sorusu olduğu için burada felsefenin bilimden farklı yönlerinden, soyut bir alan olduğundan ve düşünme etkinliği olduğundan bahsedebilirsiniz. İkinci soru, felsefi düşüncenin evrensel olması özelliğini açıklayınız. Felsefe alanında ortaya konulan görüşler bütün insanlar için geçerlidir. Bu görüşler tek bir kişi, toplum ya da millet için ortaya atılmaz. Tüm insanlığı aydınlatma çabasındadır. Felsefenin ele aldığı konuların genel kapsamlı olması, kavramları açıklamaya yönelik çaba göstermesi, ortaya atılan bilgilerin evrensel olmasını sağlamaktadır. Bu bilgiler tüm zamanlara, tüm insanlığa hitap etmektedir. İkinci soruda felsefi düşüncenin evrensel olması özelliği sorulmuş. Öğretmeniniz size felsefi düşüncenin diğer özelliklerini sorabilir. Sorgulayıcılık, merak ve hayret duygusuna dayalı olması, şüpheci olması, yığılımlı ilerlemesi, eleştirel olması, refleksif olması, rasyonel yani akılcı olması, sistemli olması gibi özellikler sorulabilir. Bu yüzden bunların açıklamalarına da çalışmanız gerekmekte sorgulama özelliği dediğimizde insanın soru sorma etkinliği aklımıza gelmekte. İnsan her şeyi merak ettiği için dünyayı, varlığı değerleri anlamak istediği için sürekli sorular sorar, bilginin peşinde koşar. E, i̇kinci olarak merak etme duygusundan bahsedeceğiz. Merak etme doğuştan gelen bir duygu arkadaşlar, bütün insanlarda mevcut ve merak etme aslında öğrenme, bilme isteğidir. İnsanların bugünkü gelişimi merak duygusuna e, bağlı olarak gerçekleştirdiklerini söylemek mümkün. Şüpheci olmak, şüphe etmek dediğimizde insanın eldeki bilgilerinden emin olamam olması durumudur. E, şüphe duygusu sayesinde biz bize sunulan her bilgiyi doğru kabul etmek yerine önce gözden geçirir, ancak emin olduktan sonra kabul ederiz. Hayret etme, insanın hayret etmesi e, olaylar karşısında ya da bilgiler karşısında şaşırması anlamına gelir. Birey alışmadığı durumlarda şaşkınlık gösterecektir. Alışan insan zaten araştırma yapmaz. Bu yüzden hayret etme duygusu insanı araştırmaya sevk eder. Yığılımlı ilerleme, yığılım dediğimizde birikim, kümülatif kelimeleriyle aynı anlama gelmektedir. Felsefede filozoflar bir soruya cevap verseler bile bu başkalarının da cevap veremeyeceği anlamına gelmiyor. Aynı soruya yüzlerce cevap verilir ve bunlar bir araya geldiğinde bir birikim oluşturur. Felsefi düşüncenin eleştirel olması dediğimizde eleştiri biliyorsunuz bir düşünceyi kritik etmek, onun özelliklerine göre doğrusunu yanlışını gözden geçirmek anlamına geliyor, onu yorumlamak anlamına geliyor. Bu anlamda da bilginin doğruluğunu anlamamızda ve daha doğru bilgilere ulaşmamız anlamında bize yol gösterici olmakta. Felsefi düşüncenin refleksif olması, refleksif düşünce üzerine düşünme ya da bilgi üstüne bilgi anlamına gelmekte. Aslında derin düşünme olarak da bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Kavramları daha iyi analiz etmemizi sağlar. Felsefi düşüncenin rasyonel olması, akılcı olması yani mantığa dayalı olması anlamına gelir. Felsefi düşüncenin sistemli olması, belli bir yönteme göre, belli bir sıralama içerisinde aşama aşama araştırılarak sonuca ulaşıldığını göstermektedir. Felsefi düşüncenin tutarlı olması demek ileri sürdüğümüz görüşlerin kendi içinde uyumlu olması, birbirini desteklemesi anlamına gelmektedir. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Burada öncelikle açıklama verilmiş. Bizden felsefenin hangi özelliği olduğunu bulmamızı istemişler. Açıklama şu şekilde. Filozoflar felsefenin ilk ortaya çıktığı çağdan bu yana benzer sorulara farklı yanıtlar vermişlerdir. Filozofların bu farklı yanıtları felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasına neden olmuştur şeklinde. Bunun cevabı arkadaşlar yığılımlı ilerleme. Çünkü e, filozofların farklı görüşleri ortaya atması bir birikimi beraberinde getiriyor. Bir yığılımı beraberinde getiriyor. Ve e, daha sonra da bu görüşlere e, eklemeler yapılması, yeni sorular sorulması ve cevaplar getirilmesi mümkün olmakta. Dördüncü soru. Dördüncü soruda arkadaşlar bir metin verilmiş ve bu metinden hareketle Felsefenin insan ve toplum hayatındaki rolünü açıklamamız istenmiş. Burada özgürce e, istediğiniz gibi değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ama tabii ki paragrafa bağlı kalmak gerekiyor. E, paragrafımız şu şekilde felsefe sorduğu sorularla insanı ve bir bütün olarak toplumu, dogmatik, sabit fikirlerden uzaklaştırarak özgür bir düşünme ortamı sağlar. Felsefe hayatın amacını sorgulayarak insanı ezberlerden ve belirlenmiş sınırlardan korur. Aynı zamanda felsefe evrende bir düzen olup olmadığı, neyin güzel olduğu, adaletin nasıl sağlanabileceği gibi sorulara cevap arayan eleştirel bir söylem olarak vardır. Evet, burada ben kendi yazdığım cevabı şimdi sizler için e, okuyorum. Felsefe insanın çok yönlü düşünmesini, olaylara farklı açılardan bakmasını sağlar. Eleştirel bir tavır, sorgulayıcı bir anlayışla yeni sorular sormasına ve kendine ait yaratıcı fikirler ortaya koymasına yardımcı olur. Burada arkadaşlar dünya tarihinden örnekler verebilirsiniz. Yaratıcı fikirlerin ortaya atılmasıyla ilgili bazı düşünürlerden ya da bilim insanlarının görüşlerinden örnekler verebilirsiniz. İnsan kendi cevaplarını ortaya koyarken başkaları da farklı görüşler geliştirebileceğinin farkındadır. Başkalarının görüşlerine saygılı, hoşgörülü olmayı öğrenir. Toplumdaki ayrışmayı ortadan kaldırır. Tüm bu nitelikler toplumun özgürleşmesini, bireylerin görüşlerini özgür bir ortamda dile getirmesini sağlayacaktır. Evet buraya kadar yine iki tane önemli özellikten bahsettik. Topluma katkısından bahsettik. Bir tanesi insanların birbirine karşı saygılı ve hoşgörülü olmasını sağlaması, birlik ve beraberliği artırıcı bir unsur olarak bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında toplumun özgürleşmesi, özgür düşünce ortamının ortaya çıkması bunu da ifade ettik. Özgür düşünce ortamında yeni görüşlerin ortaya atılması daha kolay olacaktır. Yine e, dünya tarihinden buna örnekler verebilirsiniz. Özgürce söylenen fikirler insanları yeni sorulara yönlendirecek. Varlık, bilgi, ahlak, siyaset, sanat, din, dil, kültür ve benzer alanlarda farklı cevapları ortaya çıkaracaktır. Her yeni cevap şüpheyle karşılanacak ve eleştirel bir gözle analiz edilecektir. Düşünce dünyasının gelişmesini, yeni bir düzeni ve toplumsal gelişmeleri beraberinde getirecektir. Felsefe bilimlerin gelişmesinde, sanat alanında, yeni akımların ortaya çıkmasında ve siyasi alanda yeni yönetim tarihinde, tarzlarının belirlenmesinde etkilidir. Yine burada kendi örneklerinizi yazabilirsiniz. Eleştirel bir gözle bakmak konusunda da eleştirinin bilgilerin doğruluğu üzerindeki etkisinden bahsetmeniz mümkün olacaktır. Beşinci soru. Verilen cümlelerin önerme olup olmadığını gerekçeleriyle yazınız. İki tane cümle var. Araba kırmızıdır, kalemi uzatır mısın? Araba kırmızıdır cümlesi önermedir arkadaşlar. Çünkü özne yüklem ve bağdan oluşmuştur. Bir yargı bildirir. Doğru ya da yanlış olma özelliği taşır. Arabanın kırmızı olup olmadığını tespit etmemiz mümkün. Bu anlamda baktığımızda önerme olduğunu söyleyebiliriz. Kalemi uzatır mısın? Önerme değildir. Çünkü soru cümlesidir. Kesinlik içermez, yargı bildirmez. Altıncı soru. Birinci öncül bütün çiçekler bitkidir. İkinci öncül bütün karanfiller çiçektir. Numaralanmış öncüllerden hareketle ulaşılabilecek sonuç önermesini ve kullanılan akıl yürütme türünü yazınız. Burada arkadaşlar çiçek terimi hem birinci öncülde hem de ikinci öncülde geçiyor. O halde onu sonuçta kullanamayız. Sonucumuz ne olacak? O halde bütün karanfiller bitkidir önermesi şeklinde olacak. Peki burada yapılan akıl yürütme türü nedir dediğimizde tümden gelim yöntemidir arkadaşlar. Tümden gelim eldeki bilgilerden hareketle öncüllerden hareketle bütünün bilgisinden özelin bilgisine ya da bütünün bilgisinden bütünün bilgisine gitmektir. Tümden gelimde yeni bir bilgi verilmez genel yargıdaki tek tek bilgiler açıklanır. Tüme varıma geldiğimizde arkadaşlar tüme varım tek tek olayların ele alınması daha sonra bunlardan hareketle genelin bilgisine ulaşılması demektir. Ee, burada yeni bir bilgi ortaya konulur. Bunun dışında analoji dediğimizde analoji birbirine benzeyen iki nesne durum ya da kişi arasında ortak özelliklerinden hareketle birinde olan özelliğin diğerinde de olacağını ifade etmektir. E, bu şekilde akıl yürütme türlerini de ifade etmiş olduk. Tüm sorularımızı cevaplandırdık. Sınavınızda başarılar dilerim. Yazılı Havuzu kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.